Çekirdekçi Tayfa'ya hoş geldiniz. Çekirdekçi Tayfa'yı cep telefonundan izliyorsan aman dikkat et. Telefonun elinden düşmesin. Neyse ki HDI Taraftar cep telefonu sigortası var. Sen de sigortanı yaptır. Hem içeriklerden uzak kalma hem de takımına destek ol. Her zaman her yerde HDI. Genele de vurduğumuzda aslında Beşiktaş'ın yavaş yavaş o yorgunluk belirtilerini, dar rotasyonun belirtilerini iyice görüyoruz. Sivas deplasmanında ben açık açık onu gördüm açıkçası. Beşiktaş o her zaman ortaya koyduğu enerjiyi koyamıyor ki aslında buraya kadar da çok iyi getirdi dediğin gibi. Buraya kadar getirmesinin nedeni Sergen Yalçın oyun tarzı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş kendisini hırpalayarak maç kazanmadı bugüne kadar gelirken. Oyunuyla kazandı, önde karşılara kazandı. Oyuncuları gereksiz koşarak savunma yapmayarak kazandı. Pozisyon olarak savunma yaptığı için buraya kadar geldi Beşiktaş. Ki aslında 34 haftaya baktığımızda 72 puan. Bu dar rotasyona göre çok iyi puan. Şampiyonluk puanı hatta yani. Sonraki şampiyonundan daha yukarıdı puan. 69-69. Galatasaray ve Başakşehir'den daha yukarıdı puanda şu anda Beşiktaş. Ama şu anda açıkçası o alternatif sorunlarını net bir şekilde görüyoruz. Kesin öyle. Yani burada bir kadro mühendisi problemi oldu. Çok aşikar. Aslında yani Abubakar'ın olmaması son dönemde Abubakar'ın problemi değil. Tam tersine ben Abubakar'ın fazla oynadığını düşünüyorum. Yani son dönemde 30 maça çıkmamış, hiçbir sezonuna çıkmamış bir oyuncunun bu kadar özverili ve 30 tane maçı da hani böyle bir öyle bir böyle değil. Bayağı hani ligin MVP'si olarak oynayarak oynamış bir isim. Yani bu alternatifi de Ocak ayında bir şekilde üretmek gerekiyordu. Hani tek oyuncuyla yani yine yani her sakatlık mesela sakatlık kumarı gözüyle bakarsak Mustafa şeyi de katmamız lazım. Sen Josef de Souza'da da zar attın. Evet. Hani bu adam bedavaya boşlama ya. Bu adam 13 milyon euroya gitti bu ligden yani. Onu da unutmayalım. Zar attın tuttu. Ya da diğer oyuncularda da birçok transferde bu riske girdi Beşiktaş. Abubakar'da da tuttu ama bir noktada bunların alternatiflerini hazırlayacaksın ki problem olmasın. Yani bu konuda yönetimin sorumlu olduğunu düşünüyorum. Umut Nayır da Sergen Hoca'nın sorumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü yönetimin yollayacağı tarzda bir oyuncu değildi. Biraz hani belli ki hoca da dar rotasyon seviyor. Benim gözlemim. Yoksa hani biraz daha genişletelim mi istese hoca elde tutabileceği oyuncular vardı bence. O sebeple biraz hocanın da bir iki oyuncu hamlesinde hata yaptığını düşünüyorum. Ama eğer sırf bu yüzden Beşiktaş şampiyonu kaybederse Beşiktaşlar adına inanılmaz üzücü olacak. Yani bayağı şampiyon olduğu sezonu imkansızlıkta bir iki imkansızlık yüzünden vermiş olacak. Yani son yani şey değil. Kötü oynadığı için değil, bayağı oyuncu olmadığı için vermiş durumda kalabilir. Peki son olarak şuna gelelim. Necip veya Atiba'nın oynayacağı artık muhabirler tarafından söylüyorum. Senin fikrini de alacağım. Ama önce Necip ve Atiba üzerine fikirlerini alayım. Çünkü hani bu çok çok önemli bir konu. Ben Atiba'nın pozisyon bilgisinin kesinlikle çok yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani biliyor zaten oraları çok koşusunu yapıyor. Hani o şey değil. Hani sırtı dönük değil ama yüzü dönük dokuzu bayağı oynayabilecek kadar doğru yere koşu yapabilen, oyunu bilen bir oyuncu. Ama bir, orta sahadaki Atiba'yı kaybediyorsun. Çok farklı bir durum oluyor. İki, sonuçta sırtı dönük de oynaması gereken anlar olacak. Hani bunlar problem. Üç de bitiriciliği problemli. Atiba bitiremiyor gerçekten bence. Ayakta bitirme konusunda problemli. Şimdi bu arada böyle yani bu da kötü bir şey değil yani o da olsa zannediyorum bir Premier League İlkay olur yani o da olsa. Ya bayağı Everton'un buna 250 maça çıkmış falan bir adam olurdu yani bence. Hani böyle bir durum var. O yüzden mesela Necip daha hani topla ilişkisi sıkıntılı gibi gelse de daha böyle Mehmet Yıldız daha bir işte eski Süper Lig bir dönem kısa bir dönem efsanesi bilenler bilirler. Sivas Spor'da inanılmaz oynuyordu. O tarz böyle işte Nobre'nin Prime Nobre tarzı. Aynen. Yükleteyim ben burayı. Oyuncusu olabilir mesela. Doğru. Benim de açıkçası. Ben Necip'i tercih ederim aday, yani. Evet. İki aday varsa önümüzde Atiba ve Necip'ten bir tanesi oynayacaksa benim de oyum Necip'e gider. Nedeni hem çok düzeni bozmamış oluyorsun. Şimdi Atiba'yı oraya kaydırınca genel oyun düzenini de bozuyorsun Beşiktaş'ta. Burada çok düzeni bozmadan zaten Necip ana planda yedek bir oyuncu olduğu için geriye kalan düzeni çok fazla özellikle orta saha düzenini bozmadan santrafora Necip'i eklemiş oluyorsun.
Bir de Necip şöyle bir farkı var. Enerji koyabilir ön tarafta. Mesela Beşiktaş'ta bir enerji eksikliği vardı Sivasspor maçında bariz bir şekilde. Ön tarafta o enerjiyi koyabilir. Rakip atakları başlamadan söndüren bir ön hat izleyebiliriz Necip'le birlikte. Bir de şöyle bir özelliği var Necip'in. Takım boyunu yükseltiyor. Ki Sergen Hoca'nın ben takım boyunu genel ortalamasına önem verdiğini biliyorum. Mesela Larin'i Fenerbahçe derbisine çıkartmam dediğini daha sonra şöyle duydum ben. Boyunu kısaltmamak için çıkartmamış. Necip'in varlığı takımın boyunu da yükseltir ve yüksek ihtimalle Beşiktaş ilk gole duran toplara kalacak. Ve bu çok önemli bir silah haline gelecek. Gezal kullanıyor çünkü bir de. Necip bu anlamda da bir katkısı olabilir. Ve ceza sahasında da karıştırmayı başarır bence fiziki gücüyle. Ki genç bir de var yani. Evet evet. Bir de dribling yeteneği de vardır Necip'in yani. Öyle çok dümdüz bir oyuncu da değildir. O yüzden benim adayım da Necip ikisinden biri olacaksa ama benim kafamdaki model daha çok aslında Enkudu'nun önde serbest bir şekilde forvet oynadığı bir düzen. Rıdvan'ı ön tarafta kullanabilirsin. Rıdvan Yılmaz'ı sol önde kullanabilirsin. Enkudu'yu serbest bir şekilde forvette kullanabilirsin ki ben baktım geçmiş Karay'ın da böyle maçları var mı diye. Çok eskiden Fransa'nın genç milli takımlarında oynarken bu şekilde denenmiş. 4-5-1'de serbest forvet gibi hızından faydalanmak için değerlendirilmiş. Hatta bu tip slalom bir golü de var. Fransa milli formasıyla, genç milli formasıyla. Böyle bir düzen olabilir. Çünkü Enkudu benim de oyun mentali açısından çok tutmadığım bir oyuncu. Daha yakın zamanda öyle benzetmelerim var biliyorsun. Ama ne olursa olsun dribbling özelliği olan, çabukluğu olan bir oyuncu. Bitiriciliği de bence hiç fena değil. Bu sezonda zaman zaman öyle pozisyon yakaladığı zaman bitirdi. Ve Laiç'i de sol işte kullanarak fena bir görüntü çizmedi o da çünkü Sivasspor deplasmanında. Laiç, Gezal, Rıdvan, biraz Atiba daha böyle topu yere indirebilen, daha böyle atakları öre öre rakip ceza sahasına yerleşen bir takımda Enkudu'yu topla buluşturabilirsin. Bir de hız demek sadece geniş alanda kullanılacak bir şey değil Uğur biliyorsun. Kısa deparlar da çok önemli hale geliyor. Mesela Gezal'ın kısa bir kilit basına Enkudu'nun hareketlenmesi bayağı savunma dengesini bozabilecek bir şey olabilir. O yüzden benim kafamdaki kurguda Enkudu önde, Rıdvan solda, Laiç de sol işte. Ama Necip'i de görmek isterim. Çok acayip bir hikaye çıkabilir oradan yani. Ben yani şöyle ya Enkudu'nun ben mental yapısına çok güvenemiyorum. Yani oyuncular hani zaten yepyeni bir rolde oynayacak. Bir de oyuncular onun ne yapacağını algılayıp ona göre pas çıkarması zor. Yani Gezal'ın Enkudu'yu topla buluşturması da kolay olmayabilir yani. Dar yani yakın şey haricinde. Hani adam arka direğe keser, bu ön direğe koşabilir yani. Sana biraz kafamda çok şey olmuyor. Mesela Necip daha iyi bir hedef gibi diye düşünüyorum. Ama şey dediğin tabii ki özellikler bakımından kesinlikle yani ikisinin de getirebileceği farklı şeyler var. Ama Enkudu'yu ben biraz daha güvensiz buluyorum. Necip'ten ne alınabileceğini ben daha hocanın öngörebileceğini tahmin ediyorum. Bir tane de bu arada işler sıkıştığında kenardan böyle bir atlet getirebilmek. Yani Enkudu'nun o rolü küçümseniyor ama bu adam 11'i oynamayıp son 30 dakika girse daha faydalı olabilen bir oyuncu bence. O yüzden kulübede tutmak daha makul olabilir eğer iş kadro el verirse. Eklemek istediğim bir şey varsa alayım, sonra istiyorsan Galatasaray'a geçelim. Yok tamam, ama dediğin gibi Necip 9 numarada oynarsa enteresan bir hikaye bizi bekliyor olabilir. Ya yani orada da fark yaratırsa güzel olur evet. Ama bence zaten şu alternatif arasında en güvenilir o. Evet. Yapacak da bir şey yok. Beşiktaş adına bakalım nasıl gelişecek sezonun kalanı. Biz de maçlar oynandıktan sonra zaten pazartesi günü değerlendirmelerimizi yapacağız. Şimdi Galatasaray bölümüne geçiyoruz. Bu part bitti ama Voli'de daha konuşulacak çok şey var. Ayrıca abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. HDI sigortayla haftanın yıldızları bitti.